Arkadaşlar, biliyorum canınız sıkıldı. Ama bunu yapmak zorundayım. Büyük hissenin sahibi olarak bu projeye sermaye koymak istemiyorum. Net. Agah Bey nerede? Siz bizim muhatabımız değilsiniz. Biz Agah Bey'le böyle konuşmamıştık ama. Babacığım, ben şu an iş toplantısındayım. Ve toplantımı yarıda bırakıp dışarıya çıkamam. Kusura bakmayın. Çık dışarı! Sen ne yaptığını zannediyorsun? Çık! Ceren Hanım almış olduğu vekaletle şu anda Nedim Bey'i temsil ediyor. Nedim Bey, şirketin en büyük hissedarı olduğundan dolayı tüm yetkiler Ceren Hanım'da. Zamanında geldiniz Agah babacığım. Ben de bu projeye sermaye vermiyorum diyordum. Bu yaptığınız kabul edilir gibi değil. Bu işin sonunda zarar eden hem siz hem biz oluruz. Biz sizinle toplantı yaptığımızı bilerek geldik. Ama bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Lütfen aile meselelerinize bizi karıştırmayın. Toplantı bitmiştir. Herkes dışarı. Herkes dışarı! Ne saçmalık? Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey. Ama neler ya? Yapılmaz bunlarla. Agah Bey. Size ve iş ahlakınıza saygım büyük. Bu meseleyi çözün lütfen. Umarım bu işi çözersin Agah Bey. Evet. Buyurun Agah babacığım. Biz nerede kalmıştık? Aferin sana. İyi oldu. İyi. Bana bu hayatta, bu yaşında unuttuğun bir şeyi hatırlattı. Ne derler bilir misin? Şeytanın yakınında tut. Eğer gözünden ırak olursa üstüne çıkar, kahkahalarla tepinir. Şimdi söyle bakalım bana şeytan yavrusu. İmzasını mı taklit ettin? Anlamadım. Siz... Beni sahtekarlıkla mı suçluyorsunuz Agah Baba? Evet. Sahtekarın önde gidenisin de ondan. Hem de dik alası. Daha cin olmadan şeytan mı çarpmaya kalkıyorsun sen? Şu imza bir incelensin önce bakalım.
O kadar mı inanmıyorsunuz bana? Ya da Nedim'in karısına güvenebileceğine? İsterse sabaha kadar çalışsın avukatlar. Ama sonuç sizi mutlu etmeyecek. Çünkü imza sahte değil. Nedim'in kararı. Benim kocam bile isteye kendi verdi vekaletine. Sana mı inanacağım? Daha düne kadar yeğenime kocasına işkence yapan şeytana mı inanacağım? Nedim yapmaz böyle bir şey. Nedim de öyle diyordu. Amcam bana inanır diyordu. Ama benim gördüğüm kadarıyla siz ona sırtınızı döndünüz. Sen neyi ne kadar biliyorsun ki yarım akıllı? Günün sonunda benim elimde kapı gibi vekalet var. Ben Ceren Karaçay. Bu saatten sonra kocamın yokluğunda onu ben temsil edeceğim. Ben her zaman onun yanındayım. Ve ona inanıyorum. Ha, siz şimdi mahkemeye de gelmezsiniz. Ha bu arada benim kocam sizin avukatınızı istemedi. Ben kocama daha cevval bir avukat buldum. Çünkü hayat arkadaşlığı bunu gerektirir. Hayat arkadaşı sen Nedim'in hayat arkadaşı öyle mi? Neyin karşılığında? Nedim senin zerre umurunda değil. Senin dinin, imanın, para. Başka bir şey değil.